Merhaba değerli seyirciler. Programımızın yeni bölümü için sizlere Sinop'un Boyabat bölgesinden seslenmeye devam ediyoruz. Bir lezzet durağının konuğuyuz. Abalı Taş Fırın'dayız. Yanımızda işletme sahibimiz Kamil Bey var. Hem kendisini hem de işletmesini tanıyacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler de sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Masaya birbirinden güzel çeşitlerimizi dizdik. Şimdi sizden tek tek hepsini tanıtmanızı rica edeceğiz. Ama öncesinde kısaca sizleri tanıyalım. Kamil Bey, kendinizden bahseder misiniz seyircilerimize? Boyabatlıyım ve 5 aydır Abalı Taş Fırın olarak Boyabat'a güneyin ve güneydoğunun kebap lezzetlerini tattırmak için yeni bir işletme olarak başladık. Burası yeni bir işletme ama hiç öyle durmuyor. Hem dış yapısı hem iç yapısı sebebiyle sanki böyle dededen kalma eski bir firmaymış havası estiriyorsunuz. Evet, bunu nasıl başardınız? Mekanımız ve kendi binamız şu anda zaten tarihi eser olan atadan dededen kalma bir bina. Hava böyle, buranın avlası böyle. Ama yeni bir firmayız. Boyabat'ın kendine has yöresel yemekleri var. Özellikle sırık kebabı, kuzu çevirme dediğimiz sırık kebabı meşhurdur, su böreği meşhurdur ama Boyabat'ta bir eksik olarak gördüğümüz işte güneyin ve dediğim gibi Güneydoğu'nun lahmacunu, Adana kebabı. Boyabat'ta eksik olarak gördük bunları ve halkımıza hizmet etmek için böyle bir işletme açtık. 5 aydır da ciddi şekilde titizlikle lezzetten ödün vermeden, kaliteden ödün vermeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin o güzel coğrafyasındaki lezzetleri Boyabat halkına itinayla sunuyorsunuz o halde. Röportajdan önce de sizlerle biraz sohbet etme fırsatımız olmuştu. Gıda sektörü aslında eğitiminizle ve önceki işinizle pek alakalı değil efendim. Evet, mühendis olarak bu sektöre nasıl girdiniz, nasıl tercih ettiniz? Asıl mesleğim benim inşaat mühendisliği. Plan proje işleriyle uğraşıyordum. Sadece ilerisi için, emeklilikten sonrası için dediğim gibi atadan kalma binamızı, tarihsel binamızı bu şekilde yemek sektörüyle değerlendirelim diye bir rüyamız vardı, hayalimiz vardı. Onu birazcık erken almış olduk. Hayalinizdeki iş, sevdiğiniz iş olduğu için belki de bu kadar kısa sürede bu kadar kesinlikle başarılı bir şekilde devam edip kesinlikle halka da benimsetmeyi başarmışsınız. Kesinlikle. Şeyimiz o zaten, slogan demeyelim de yani ana prensibimiz o. Damak tadımıza uygun ve kendimiz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla, zevkle tüketebileceğimiz ürünleri herkesle paylaşıyoruz. Yaklaşımımız bu. Çeşitlerimizi şimdi bir sayalım isterseniz. Burada birkaçını görüyoruz ama masaya sığdıramadığımız da bir sürü lezzet var. Tabii ki. Öncelikle lahmacunumuz var. Dana kuzu karışık etini ve taze sebzeleriyle yapıyoruz. Devamında Boyabat'ın kendi fırınlarında halkımızın da yaptırdığı kapalı kıymalı pidemiz. Açık peynirli ve yumurtalı pidemiz. Bunlar fırının en önde gelen ürünleri. Mangaldan da Adana'mızı sofraya getirebildik şu anda ama ciğerimiz, kuzu pirzolamız, mangalda düşünebileceğiniz her şey ürün kalımımızda bulunuyor. Gayet geniş bir skalanız var. Mezeleriniz ve pidelerinize de ben değinmek istiyorum. Yemek sofraya gelmeden önce atıştırdığımız güzel aperatifler bile karın doyuracak kadar lezzetli burada. Bunlar neler? Evet. Öncelikle salatamız var mevsimine göre. Çiğ köftemiz var, acılı ezmemiz, patlıcan salatamız. Alnazik diyoruz biz, yoğurtlu ve köz patlıcandan, kendi odunlu fırınımızda yaptığımız patlıcandan yapıyoruz. Bunun yanında her gün değişken olarak 10 çeşit mantar oluyor, haydari oluyor, humus oluyor. Değişik şekilde 10 çeşit mezeyi yemeklerden önce etin lezzetini alabilmek için karnımız birazcık doysun diye önden onları servis ediyoruz. Çok ince düşünülmüş bir yer gerçekten burası ki gerçekten dediğiniz gibi bizler de bölgeyi gezme fırsatı bulduk. Yemek konusunda sınırlı bir yer Boyabat. Sizin sayenizde bir sürü çeşitli insanlar buluşabiliyorlar. Çeşitlilikle ilgili bir eksiği kapattığımızı düşünüyorum. Gıda sektöründe önemli iki etken var lezzeti yakalayabilmek için. Birincisi tabii ki malzemelerin nerelerden temin edildiği. İkinci de bunu yapan usta eller. Tabii. Bu konularda da bilgi alalım, nasıl bir ekiple çalışıyoruz. Tabii şunu da ki eklemek istiyorum. Ekibe değinmişken gerçekten buranın aurasını güzel yapan şeylerden biri de buradaki aile ortamı ve samimiyet kesinlikle. Bütün ekip bunu benimsemişsiniz. Ustalara ve diğer çalışanlara değinelim şimdi biraz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada bir aile havasında çalışıyoruz. İşletmemiz zaten bir aile işletmesi. Kebap ekibimiz Adanalı. Adana'dan geldiler. Sağ olsunlar. Daha önceden de uzun yıllardır bu sektörde çalışmış mahir ustalarımız var. Fırınla ilgili de Karadeniz bölgesinin pide ustalarından termeli bir ekibimiz var. Hep beraber burada değişik bir
Türkiye harmanı yaptık. Boyabat'ta devam ediyoruz. Peki malzemeler nerelerden temin ediliyor? Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından bu gerçekten çok önemli. Sizler de biliyorsunuz ki. Mümkün olduğunca doğal ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Sebze grubumuzu yerel işletmelerden almaya çalışıyoruz. Etlerimiz zaten yerli etlerimiz. Yani ilimizde, ilçemizde kesilmiş hayvanların etleri. Mümkün olduğunca yapay ve market ürünü kullanmadan ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Çorbamız olsun, tatlılarımız olsun. Mesela sütlacımız evde yapılan sütlaçtan hiçbir farkı yok. Hı hı. Sadece tek farkı evde normal elektrikli fırında üstünü kızartıyorsunuz. Burada meşoğlunun ateşiyle pişen taş fırında fırınlanmış oluyor. Daha lezzetli oluyor. Helvamız aynı şekilde. Yerli tereyağı ile yapıyoruz. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar doğal ürünler kullanmaya gayret gösteriyoruz. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Burada görmüş olduğumuz her şey özel fırınlarda meşe odunuyla pişiyor. Evet. Bu da lezzetine lezzet katıyor evet. Tabii ki. Mekanın biraz özelliklerine değinelim. Kapalı açık olmak üzere alanlarımız mevcut. Kaç kişi kapasiteli burası? Yaklaşık 80 sandalyemiz var. Yarısı 40 kişilik civarında açık alanımız var. 40 kişilik de içeride yaz kış hizmet verebildiğimiz kapalı alanımız var. Saat kaçtan kaça kadar açıyoruz peki? Şu an için sabah 10.30'la akşam 9.30 arası hizmet veriyoruz. Kamil Bey çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli röportaj için bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, Türkiye'nin mutlu şehri Sinop'a yolu düşen herkesi Boyabat'a bekliyoruz. Boyabat'ta da yerel lezzetleri sırık kebabının haricinde bir damak tadı olarak işletmemizde ağırlamaktan memnunluk duyarız. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sevdiği işi yapan insanların ne kadar başarılı ve mutlu olabileceğinin en büyük örneği gerçekten Kamil Bey diyebiliriz. Eğer bu tarafa yolunuz düşerse Boyabat'ta Abalı Fırın'a uğramayı unutmayın diyoruz efendim. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.